Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir tığ işi örgü modeli hazırladım. Bebek battaniyesi çok güzel olur. Yeleklerinizde kullanabilirsiniz. Şapkalarda, her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Ben şimdi videoda size modeli 2,5 numara mille anlatacağım. Evet, öncelikle sabitliyoruz. Sabitledikten sonra 5'in katı şeklinde zincirlerimizi çekmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde ne öreceksiniz ona göre katlarını ayarlayarak zincirlerimizi çekip gelelim. Modeli sizlere anlatmak için bu şekilde 20 tane zincirimi çektim. En sondan 1, 2, 3. 3. zincire batacağız. İlmeğimi alıyorum. 1, 2, 3. 3.'ye batarak ikili trabzan yapıyorum. Önce ikisi, sonra ikisi. Bu şekilde köşedeki zincirle beraber 2 tane trabzan olmuş oluyor. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki gelen zinciri atlayıp bir sonrakine batıyorum. İlmeğimi alıp 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar bir zincir. Tekrar sıradaki gelen zinciri atlayıp bir sonrakine batıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci sıramız bu şekilde ilerliyor. Başka değişik hiçbir şey yapmadan sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. En sonunda bir zincir çekiyorum. Bakın 3 tane 1, 2, 3 zincirim var. Sıradaki gelen zinciri atlayıp bir sonrakine batıyorum hemen. Şurayı ince bir tığla yapacağım. Köşe olduğu için. Daha rahat almak için. Şöyle bakın 1, 2 tane var sonda. 1 ve en dibindekine de batıyorum. 2. En başta olduğu gibi 2 tane ikili trabzan yapmış olduk ve modelimizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Elinizin sıklığına, gevşekliğine göre bir tane daha ekleyebilirsiniz köşelerde. İkinci trabzanın tepesine batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Tekrardan ara boşluktaki zinciri atlayıp trabzanların üzerine trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu sırada hiç değişen bir şey yok. Alttakinin aynısını örüyoruz. İki sıramız bu şekilde oluşuyor. Evet, dördüncü trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir, tekrar diğer trabzana batarak devam ediyorum sıra sonuna kadar. Bir zincir çekiyorum. Yine en sondaki iki tane olan trabzanımızla yapıyoruz. Evet, bu şekilde bakın bu sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi 3. sıramıza devam ediyoruz. 2 zincir çektik, çevirdik. Trabzanın ikinci trabzana batarak ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada dikkat edelim. Tığıma 3 kere ilmek alıyorum. 1 2 3. 3 tane ilmeğimi aldıktan sonra buradaki 4 tane trabzanın ilk en baştaki trabzanın dördüncüsünü, bakın 1 2 3 dördüncüsünü şu şekilde alttan alarak ilmeğimi alıyorum. Ve burada dörtlü trabzan yapıyoruz. 1 önce ikisi, sonra ikisi 2, sonra ikisi 3, sonra ikisi 4. Dörtlü trabzanlar bilmeyenler için bu şekilde gösterdim. Gördüğünüz gibi boyunu da ayarladım. Şimdi bu şekilde bu uzun trabzanımı ön tarafa doğru eğip 4 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Hiç zincir çekmiyorum. Yine tığıma 3 tane ilmek alıyorum. 1 2 3. Yine alttaki 4 tane trabzandan sonuncusuna dördüncüsünü şu şekilde alarak ilmeğimi alıyorum.
Yine dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde ikinci modelimi oluşturdum. İlmeğimi alıyorum. Bu şekilde yatırarak trabzanlarımın üzerine batarak tepe noktalarına 4 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrardan zincir çekmeden 3 kere ilmek alıyorum ve alttaki 4. trabzanın bel kısmından dörtlü trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrardan modelimi yatırarak 4 trabzanımı yapmış oluyorum, 4 tane. 1, 2, 3, 4. Burada bir zincir çekiyorum model sonu olduğu için ve 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Burada ipimizi kesiyoruz maalesef. Diğer rengimize geçeceğiz. Bir zincir çektik. Burada ipimizi biraz uzun kesiyoruz. Dediğim gibi ne öreceksiniz, bebek battaniyesi örerseniz eğer kenarları çok güzel bir şekilde aralardan geçirerek kaybedebiliriz. Evet, ilk sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Şimdi burada ister iki taneyi aldıktan sonra, şunu da göstereyim bağlamadan önce. Belki öyle yapmak isteyenler de olabilir. İkili trabzan yaparken en son tığımda 2 ilmek kalıyor. Onu çekmeden direkt diğer rengime geçiş yapabilirim bu şekilde. Ya da direkt kapatıp tepesinden batarak diğer renge de geçiş yapabilirsiniz. Onu da bir sonraki modelde göstereyim. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada köşeye geldiğim için çevirdim. İkinci trabzanın tepesine batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Yine hiç zincir çekmeden 3 kere tığıma ilmek alıyorum. 1, 2, 3. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken, şurada modelimiz var. Gördüğünüz gibi. Bu sıra değil. Bir sonraki sıradan şu şekilde 4. ilmeğimizi alıyoruz. Tek dikkat etmemiz gereken modeli şöyle yatırarak alıyoruz. Şöyle bir daha göstereceğim. Bakın modeli elimle şöyle aşağı doğru aldım. 1, 2, 3, 4. Dördüncüden tığım ön taraftan, arka taraftan şimdi trabzanın arkasından geçirerek ön tarafa çıkartıyorum. Ve buradan ilmeğimi alıp dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi modelimi oluşturdum. Şimdi ilmeğimi alıyorum ve 4 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Evet, bu şekilde bakın bir çapraz görünümü elde etmiş olduk. Şimdi tekrardan 1, 2, 3. 3 tane ilmek tığıma alıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. trabzanımı şöyle öndeki beyaz modelimi şöyle birazcık yatırıyorum. Rahat alabilmek için. Hemen bakın 4. trabzanımdan şu şekilde tığımı çıkartıyorum. Hemen trabzanın arka kısmından ön tarafa doğru çıkartıp 4'lü trabzanımı yapıyorum. 1. Tekrar yapacağım. Burada takıldı. 1, 2, 3, 4. Evet, ikinci modelimi de yaptım. Şimdi trabzanlarımı yapıyorum. 4 tane olan trabzanımı. Gerçekten çok kolay bir model. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Hemen yaptığınız zaman eliniz alışıyor çok rahat bir şekilde. Ve hızlı ilerleyen bir model kesinlikle. 1, 2, 3 tane alıyorum. Tekrar bakın. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Tekrardan ilmeğimi aldım ve 4 tane trabzanımı yapıyorum. Sonuncusunu da yapıyorum. Şimdi burada köşeye geldiğimiz için bir zincir çekip 2 tane trabzanımı yapıyorum köşedeki.
1 ve 2. Evet. Bu şekilde bakın modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi beyaz rengimize geçeceğiz tekrardan. Beyaz ipimizi alıyoruz. Burada da diğer geçiş kısmından bahsedeyim sizlere. Böyle trabzanızı tamamladıktan sonra hemen şu şekilde tığımı geçirdim. Zincir çekiyorum. 1, 2, 3. İlmeğimi aldım. İkinci trabzanın üzerine batarak ikili trabzanımı yaptım. Şimdi modelimize geçiyoruz. Beyaz renkte olduğumuz için bir alt sıradaki beyaz sıradan yapacağız. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane trabzanımız var. Sadece buradan modeli kurarken bu mavi ilmeğimizi biraz köşeye çekip bu taraftan dördüncü trabzanımızı alacağız. 1, 2, 3 tane ilmeğimi aldım. Dördüncü trabzanımı bu şekilde alıyorum ve dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın buna dikkat ettiğiniz sürece hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi arkadaki bir modelimi yatırıyorum. Arkadaki dört trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar 3 kere ilmeğimi alıyorum. Mavi modelimi bu tarafa doğru itiyorum. 4 tane trabzanım var. Bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncünü altından tığımı geçirerek ilmeğimi alıyorum ve dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi beyaz trabzanı bu şekilde yatırarak 4 tane trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar 3 kere ilmek alıyorum. Mavi modelimi kenara geçirerek 4. trabzanın altından tığımdan ilmek alıyorum ve dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bitiş olduğu için bir zincir çekiyorum ve hemen 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Artık son sıramı sizlere göstereceğim, maviyi. Ondan sonra bitireceğiz artık modelimiz, çünkü kendini tekrarlayan bir model bu şekilde. Mavi rengimizi hemen geçiyoruz. 3 zincir ve çevirdik. Hemen ikinci trabzanı batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Yine 3 kere ilmeğimi alıyorum. Tığıma bakın 1 2 3 dördüncüsünden alacağım. Sadece dikkat etmem gereken burada beyaz modelimden beyazı bu tarafa çekeceğiz. Rahat alabilmek için ve modelimiz yanlış durmaması için bakın bu tarafa doğru çektim. Hemen 1 2 3 4 dördüncü trabzanı bu şekilde tığım ön taraftan arka tarafa geçiyorum. Arkasından ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde dörtlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Hangi renkle örüyorsak, bakın maviden ördük, mavi trabzandan alıyoruz. Beyaza geçtik, beyazdan örüyoruz, beyaz trabzan alıyoruz. Buraya dikkat edelim. Şimdi ilmeğimi alıyorum. 4 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar 3 tane ilmek alıyorum. Hemen mavi modelimi şu şekilde, beyazı şu şekilde yan tarafa alıp 4. trabzanın bu şekilde tığım önde ve arkasından çıkartarak dörtlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Ve şimdi trabzanlarımı örüyorum.
Ve son modelimi de yapıp modelin büyümüş halini sizlere göstereceğim. Yine beyaz trabzanı kenara alıyorum. Dördüncü trabzandan ilmeğimi çıkartarak dörtlü trabzan yapıyorum. Dördüncü trabzanı da yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bitişte iki tane olan trabzanımı yapıyorum. Ve bu şekilde bu sıramızı da tamamlamış olduk. Artık modelimiz kendini tekrarlayan bir model. Bu şekilde ilerliyor. Evet. Bakın kendini de gösteriyor model. Şimdi sizlere modelin büyümüş halini göstereceğim. Evet, videomun devamı bu şekilde. Gördüğünüz gibi bunu ben şöyle 2 numara 1.75 mil bir tığ kullanarak bunu ördüm. Bunu da dediğim gibi 2.5 mil ile ördüm. Gerçekten ikisi de çok güzel oldu. Görüntüsü olarak, büyüklük olarak da ebat olarak da hiçbir farkı yok diyebilirim. Tamamen de elinizin sıkılığıyla, gevşekliğiyle ilgisi var. Modelin tercihi size bırakıyorum. İkisinde de güzel oldu gördüğünüz gibi. Umarım sizler de beğenir ve benimle beraber bu örgü modelini örersiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altında kırmızı yazılı abone ol butonuna tıklayıp yorumlarda küçük de olsa emoji bırakırsanız videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Videolarımın devamlılığı için bu çok önemli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle modelimi yakından da gösteriyorum. İkisi de gerçekten güzel oldu. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın.